dediğimiz kaktüs gece lambasını yapacağız. Hemen nasıl yapılacağını anlatıyorum sizlere. Kitimi hazırladım. Poşetimden çıkan malzemelerin önümde. Öncelikle bu ahşap malzemelerimi zımparalıyorum arkadaşlar. Parçayı nasıl birbirine monte edeceğimi anlatacağım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz iki tane boşluk var. Buraya çapraz, bu elimdeki küçük tahta parçası buraya çapraz olarak girecek. Tam olarak girmiyor gördüğünüz gibi. Biraz aşağıda kalıyor bu sonradan eklediğimiz parça. Biraz bunu masaya, tabii ki altına bir bez serin lütfen. Biraz masaya vurarak çakacağız. Çakma işlemim bitti gördüğünüz, tam oturdu yuvaya. Sonrasında bunları kitimizden çıkan boyalarla birlikte görsel sanatlar öğretmenlerimizin sizlere tasarladığı şekilde boyayacaksınız arkadaşlar. Evet, modelimi boyadım. Sizler benden boyama konusunda daha yetenekli olduğunuz için benden daha iyi boyadığınızı düşünüyorum. Ben ancak bu kadar boyayabildim. Sonrasında kurumaya bıraktım. Şimdi elektriği iletmekte kullanacağımız bandımızı kesmeye göstereceğim arkadaşlar. Bandı aldım, makasımı aldım ve devam ediyorum. Evet, bandımı aldım ve buradan ölçü alıyorum. Öncelikle deliklerin iki yanını kaplayacak şekilde kesmem gerekiyor. Ölçümü aldım. Şuradan kesmem lazım. Hemen bandımı kısaltıyorum. Evet, bandımı kısalttım. Sonrasında şu görmüş olduğunuz iki delik arasındaki mesafe kadar bandımı inceltmem lazım. Ben 3'e kesmeyi tercih ediyorum bu durumda. Birini sağ tarafına, birini de sol tarafına yapıştıracağım. Ve sonrasında ledlere geçeceğiz. Etmemiz gereken şey bandı yırtmamak olacak. Band bu şekilde katlanabilir, önemli değil, ama bandı yırtmadan yapıştırdım. Sonrasında parmağımla üzerinden geçtim ve aralarındaki havaları aldım. Sonrasında benim ledlerim var. 5 tane led yeri var ve 5 tane ledim var. Ledimin bir bacağı uzun ve bir bacağı kısa. Uzun olan bacağı katladım. Şimdi yapmamız gereken şey de benim birçok bandım arttı gördüğünüz gibi. Ben o büyük bandı değil de şundan devam etmek istiyorum. Bunu tekrardan ikiye böleceğim. İkiye böldüğüm parçalardan da kare kare küçük bantlar elde edip öncelikle ayırdığım bu uzun bacağı yapıştıracağım. Sonrasında diğer havada kalan, yani kısa bacağı da yapıştırıp devreme devam edeceğim. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyorum. Burada bandı ayırırken dikkat etmeniz gereken şey, biraz tırnağınızla kenarından çekerseniz hemen kendisi ayrılıyor. Gösteriyorum. Şu şekilde. Biz buna kuş ağzı diyoruz. Kuş ağzı şeklinde bantlarımı hazırlayacağım ve sonrasında devam edeceğim. Burada yapmamanız gereken şey, bandın tamamını elinize, parmağınıza yapıştırıp yapışkanı gidiyor. O yüzden kuş ağzıyla ayırıyoruz. Tek seferde buradan çıkarıp LED'e yapıştırıyoruz.
Şimdi artı bacaklarımı bantladım. Sıra topraklama olan kısa bacaklarımda. Kısa bacaklarımı büküyorum. Ve bantlama işlemine başlayacağım. Ledlerimi uzun bacak, kısa bacağa dikkat ederek yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken şey, kaktüsümü saksıya koyuyorum. Ve sonrasında pil yuvasını nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Pil yuvamda pili takmadan önce dikkat etmem gereken yer, burada açık kapalı diye tırnağı var arkadaşlar. Bu tırnağı kapalıya almamız lazım. Sonrasında arkasını çevirdim. Biraz yukarı doğru gittiğimde pil yuvamın kapağı açıldı. Pillerimi takıyorum. Benim pil yuvamda bir tane kırmızı, bir tane siyah kablo var. Kırmızı kablo demek elektriğin geldiği, yani uzun bacağın, yani artı bacak demek. Bu da siyah bacakla topraklama, yani kısa olan bacak demek. Şimdi uzun bacağım hangisiydi benim kaktüsün üzerinde? Burasıydı uzun bacağım. Burası da benim kısa bacağımdı. Şimdi ben bandımı hazırladım. Şimdi burada yapmamız gereken şey, bazen ledler tam olarak temas etmiyor. Buradaki bantlara böyle sıkıca bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen tekrar pili çalıştırdıktan sonra üzerinden geçin. Sonrasında saksınızın içine dilerseniz bu şekilde taşlardan süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Lambanın bütün deneyiniz bittiğinde bu şekilde çalışması gerekiyor. Sonrasında dilerseniz yine pil yuvasını bu şekilde arkaya bantlayabilirsiniz. Çift taraflı bant kullanmanız tavsiyemizdir. Şimdiden herkese kolay gelsin. Lütfen yapım aşamasında bana video ve fotoğraf atmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.